Şimdi Kuzey Kore sınırındayız. Otobüs bekliyorum. Tabii burası askeri bölge olduğu için. Şimdi Kuzey Kore sınırında bulunan bir tarafta teknolojiyle iç içe yaşayan bir Kore. Böyle askeri araçlar geçiyor etrafımızda. Burası da aşk yoluymuş. Seul, Pyongyang, oradan da Paris'e giden bir tren. Bakın markette sneakers gördüm. Güney Kore Seul'den merhaba. Biliyorsunuz Güney Kore'ye gelen herkesin merak ettiği bir gizemli bölge var. Kuzey Kore sınırı. Kuzey Kore sınırında bulunan Paju şehrine gideceğiz. Ve Kuzey Kore'yi gözlem evinden inceleyeceğiz. Kuzey Kore'ye en yakın bölgeye gideceğiz beraber. Paju şehri Seul'den sadece 1 saat uzaklıkta otobüsle. Bir turist gibi Kore'ye mutlaka geldiğinizde burayı görmeniz gerekiyor. Oraya gideceğiz ve o şehri gezeceğiz. İyi seyirler. Evet, şimdi bu otobüse biniyoruz, direkt gidiyoruz. Şimdi Seul Honda bölgesinden 2200 numaralı otobüse bindim. Sadece 2 dolara Paju şehrine, yani Kuzey Kore sınırındaki o şehre gidiyoruz. Yani şehir değiştiriyoruz 2 dolara. 1 saat sürüyor. 1 saatlik yolculuğumuz başladı. Otobüsümüz bu. Bakın burası Kuzey Kore sınırı. Bakın Kuzey Kore. Biz tam buradayız. Sınıra çok çok az kaldı. Birazdan Kuzey Kore'yi göreceğiz bu sınırda. Şimdi şu ileriden ben otobüsten indim. Burada ücretsiz otobüsler var. Kuzey Kore'yi net olarak görebileceğiniz Odusan Tongil gözlem evi. Yani şu dağın arkasında tam Kuzey Kore'yi gören kısım. Oraya gidiyor. Ücretsiz 30 dakikada bir geliyor. Bu arada bu gideceğimiz gözlem evi Türkçesi birleşme. Yani bu savaş zamanında akrabalarını kaybedenlerin anısına yapılmış bir gözlem evi. Kuzey Kore, Güney Kore birleşmesini temsil eden bir gözlem eviymiş. Şimdi bu şehirde meşhur bir bölge daha var. Şimdi hemen otobüsü beklerken, otobüs gelene kadar burada burayı gezebiliriz. Hemen göstereceğim size. Bakalım. Burası da meşhur. Şimdi Kuzey Kore sınırında bulunan Paju şehrinin hemen içerisindeki turistik merkez olan fasulye ezmelerinin sergilendiği bu tarımsal bölgedeyiz. Arkada bir sürü fasulye ezmesi bulunan kavanozlar var. Mesela Kore'de yediğiniz fasulye ezmeli bir poğaça işte buralarda yapılıyor. Güneşin altında bekletiliyor. Özel şartlarda üretiliyor. Bunlar hep Paju'da. Buraya gelip bunları görebilirsiniz. Hatta böylesi bazı etkinliklere katılıp bu kavanozlara sizler de ürünler yerleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz turistler için böylesi şeyler de var. Paju şehrinin web sitesine girip bunları da araştırabilirsiniz. Bu gördüğünüz kavanozların içleri dolu, bağlanmışlar, güneşin altında bekletiliyorlar. Kore'de tüketilen yemeklerin sosları olsun, kırmızı fasulyeler olsun, onun dışında diğer yemekler olsun. Bu tarz kavanozlarda bekletilerek üretiliyor. Geldiğinizde çok güzel bir manzara karşılayacak sizi. Burada kafe de var, restoran da var. Geldiğinizde hem burayı tecrübe edebilirsiniz hem de kafede oturup manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Mutlaka gelin yani, sadece Seul'de değil diğer şehirleri de gezin. 1 saatlik 2 dolara hemen bir otobüste geldik. Aslında Paju şehri bir sınır şehri olmasının dışında bir tarım şehri. Çoğu meyve sebze yetiştiriliyor ve burada da bir tane hemen bir markete geldik. Burada da burada yetiştirilen malzemeler satılıyor. Ginsenginden tutun her şey var. Bakın burada ufak elmalar da üretiliyormuş. Üretilen her şeyi burada satıyorlar lokal food olarak. Onun dışında Kore sosları var ya meşhur. İşte onlar da burada var. Soslar, sonra reçeller var. Bakın Paju reçeli. DMZ yani bu sınır bölgesinin ismi, burada üretilen, buranın ürünleri. Meyve, kurutulmuş meyveler. Otobüsümüz geldi. Bindiğimiz otobüse yukarıya
doğru çıkıyor. Çıktığımız yerde işte Kuzey Kore'yi göreceğimiz yer aslında. Saatleri, hafta işleri biraz daha aralıklı oluyor. Az önce abi de bir saat sonra bir sonraki oturuyor. Bir saatte işinizi bitirmeniz lazım dedi. Bir saate geleceğim, alacağım size dedi ve ücretsiz. Şimdi Kuzey Kore sınırındayız. Arkamız Kuzey Kore. Şimdi bu gözlem evinin içerisine girdik. 3000 won kişi başı geldiğinizde sadece 2,5 dolar. Hemen burada bir Güney Kore bayrağı var. Karşıdan Kuzey Kore'den görünüyor. Beraber içeriye gireceğiz. Kuzey Kore'yi dürbünlerden de göreceğiz. Askerleri göreceğiz. Bakalım karşı taraf nasıl görünüyor. Nehri görebiliyoruz. Biz buradayız. Karşı taraf öyle. Sınır bölgesi orası da. Burada mesela karşıda Kuzey Kore'nin bayrağı. Bakın karşımızda göreceğimiz yerler hakkında bilgiler veriliyor. Burada bir okul varmış. Böyle görebiliyorsunuz. Şimdi gerçek gözümüzle göreceğiz. İçeriye gireceğiz. Şimdi bu bölgede içeriği gezerken sadece Kuzey Kore tarafı değil, ayrıca bir müze de var. Bakın birleşim yeri burası zaten, birleşme ile alakalı. Bu bölgenin ismi Birleşim Gözlemevi. Savaşta akrabalarını kuzeyde kaybetmiş, orada kalan, bakın birbirini göremeyen akrabalar. Onların hatırına yapılmış, onlar için yapılmış yer bu gözlemevi. Bakın birleşme ile alakalı, tam Kore hayali. Yine birleşimle alakalı, birleşmeye yönelik yapılan adımlarla ilgili geçmiş tarih, yakın tarihteki şeyler var. Bakın eski Kore Cumhurbaşkanı'nın Kuzey Kore Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin fotoğrafları var burada. Beraber çay içmişlerdi. Ama şu an tekrar bozuldu olaylar. Bakın burada da eğer yarın öbür gün Kuzey Kore ile Güney Kore birleşirse buradaki tren buraya bağlanıp böyle Paris'e kadar uzanan bir tren hattı hayali var. Ve bunu da buranın markası olan, yani bizdeki TCDB gibi KTX var. KTX ile yapmayı planlıyorlar. O da burada. Hayaldeki Seul, Pyongyang, Kuzey Kore'nin başkenti. Oradan da Paris'e giden bir tren hayali. Şimdi burada 3. kattan görebiliyormuşuz. Hemen asansörü çağırıyorum. Yukarıda sizi böyle bir yer karşılıyor. Hemen şöyle karşısı Kuzey. Bir tarafta teknolojiyle iç içe yaşayan bir Kore, bir tarafta da dünyadan haberi olmayan insanların yaşadığı bir Kore. Burada dürbünler var. Dürbünlerden gözlem yapabiliyorsunuz. Geliyoruz buraya. Dürbünden. Şöyle. Kuzey Kore tarafındaki yerler, bakın. Hemen karşısı. Bakın burada Kuzey Kore, Güney Kore ile alakalı hediyelikler de var. Öyle turistler için varmışlar. Bakın burada Güney Kore askeri magnetler ve hediyelik almak isterseniz var. Bakın markette Snickers gördüm. Artık burada Kore'de Snickers'ları BTS'li yapıyorlar.
Yani BTS'li Snickers. Aslında ben Türkiye'ye giderken bundan böyle 100 tane alayım, size göndereyim. Eğer Kore'ye gelirseniz mutlaka Odusan Gözlem Evi'ne, yani buraya gelin siz de. Seul'den sadece 1 saat bir tane otobüse biniyorsunuz ve geliyorsunuz. Buradan karşıyı göreceksiniz. Ayrıca DMZ'lere de gidebilirsiniz. Diğer gözlem evlerine de gidebilirsiniz. Şimdi size Paju şehrinde çok 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 daha güzel bir yer göstereceğim. Yani buraya kadar, bu şehre kadar gelmişken bir buranın Alaçatısı var. Alaçatı gibi bir yer. Oraya götüreceğim. Hadi gidelim. Şimdi otobüsümüz geldi. Otobüs de 1 dakikaya kalkacak. Son otobüsmüş. Zaten burada size bilgi veriyorlar ona göre. Şimdi bineceğiz. Şehir merkezine doğru gideceğiz. Oradan da o güzel yere götüreceğim sizi. Hadi bakalım. Şimdi burada otobüs bekliyorum. Tabi burası askeri bölge olduğu için. Kuzey Kore sınırı. Böyle araçlar geçiyor. Birazdan otobüsümüz de gelecek. Bineceğiz. Gideceğiz hep beraber. Otobüsün gelmesine bir 25 dakika vardı. Ben de o yüzden yürümeyi tercih ettim. Yürüyünce de gidebiliyorsunuz o bölgeye doğru. Zaten burada her yer yakın. Paju'ya gelirseniz mis gibi yerler var. Bir sürü. Şimdi buralar Kuzey Kore sınırına yakın olduğu için hep böyle askeri araçlar geçiyor etrafımızda. Şimdi Provence Town'a geldik arkadaşlar. Mutlaka Paju'ya geldiğinizde görmeniz gereken bir diğer yer burası. Sanki böyle Alice'in Harikalar Diyarı'na gelmişim gibi. Tam böyle fotoğraf çekmelik yer. Göstereceğim. Rengarenk binalar, bakın. Müzikler çalıyor. Etrafta restoranlar. Eminim Kore'ye gelenler arasında hiç burayı bilen yoktur. İşte ben de size bilinmeyenleri gösteriyorum. Geldiniz, burada fotoğraf çektirdiniz. Burada kulübeler var, tam bu orta yol var. Bakın böyle ufacık kulübeler. Salıncaklar. Aa, çok tatlı. Burası da aşk yoluymuş. Aşk yolunda tek başıma yürüyorum. Her etapta bir şey yazıyor. Diyor elini tut, sarıl falan yazıyor. Buraya geldiğinizde mutlaka gelmeniz gereken, uğramanız gereken bir başka mekan Paju'da. Sadece bir otobüste geldiğimiz şehirde şu anda gezdiğimiz üçüncü mekan. Burada Kore'de fotoğraf çekmeniz gerekiyor ya, yani onları paylaşmanız gerekiyor. Bu zorunluluğu biliyoruz ya. Yani bir yere gittiniz mi fotoğraf çekilir. İşte o fotoğrafları en iyi çekebileceğiniz noktalardan birisi ki aynı o Alaçatı'daki hissi veriyor burası da. Şimdi etrafı göstereceğim. Ya, kutu gibi bir yer. Kutu. Çizgi filmin içerisindeymişsiniz gibi bir hava var. Sonra Kore'nin ünlülerinin posterleri. Buraya geldiğinizde bu arada kız arkadaşınızla, eşinizle, çocuklarınızla böyle fotoğraflarınızı gerçeksi bir biçimde çiziyorlar. Gelebilirsiniz. Bu tarz aktiviteler de var. Burada bakın Madonsok çizmişler. Madonsok bilirler, Kore filmleri izleyenler. Bayağı da güzel, gerçekçi olmuş. Bu arada bunu bilenler vardır, bakın. Squid Game'deki tatlılardan var ama daha farklı. Buraya geldiğinizde ayrıca şöyle bir yer daha var. Garden. Bunca yıldır Kore'deyim. Bu kadar böyle
içimin böyle ferahladığı bir nokta yok. Bak balıklar falan da var bu arada. Selam. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Kore'nin Paju şehrini gezmiş olduk. Sınır şehrini gezmiş olduk. Sizlere de mutlaka Kore'ye geldiğinizde buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir deneyim oldu benim için. Sabahtan akşama kadar Paju'da takıldım. Kuzey Kore sınırından tutun şehrin alaçatısını da görmüş olduk. Bayağı güzeldi. Umarım sizler de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar efendim. Kore'den. Bye.